360 devam ediyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Kudret Özersay'ı ağırlıyoruz bu dilim içerisinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, vakit ayırdığınız için. Ben sizinle ederim. İlk bu yayını planladığımızda aslında tamamen adayı konuşacaktık, Doğu Akdeniz'i konuşacaktık. Ancak Türkiye'nin bambaşka bir gündemi oluştu. Evet. O acı haber bize maalesef geldiğinden beri İdlib'den, geçen haftanın sonundan itibaren. Dolayısıyla size hem Kıbrıs'ı hem de açıkçası Doğu Akdeniz'i, Suriye'yi, Rusya'yı bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz o korkunç görüntüler, göçmenlere yönelik muamelenin görüntülerini de sormak istiyorum. Çünkü bu Avrupa içinde bir meseleye dönüştü. Bu çerçevede sizin de bize yardımcı olmanızı, analizlerinizle rica edeceğim. Önce Türkiye'nin gündemi İdlib, Suriye, buradaki çözüm, yarın Moskova'da neler olacağı. Suriye meselesini Doğu Akdeniz'deki daha büyük dinamiklere oturttuğunuzda siz ne görüyorsunuz? Ve İdlib'deki mesele bütün bu resme baktığınızda neden kritik? Sonuçları ne olabilir? Bölgeyi nasıl etkileyebilir? Oradan başlayalım sizinle. Tabii ki. Aslında Doğu Akdeniz'deki durum ile Suriye arasında ilginç bir benzerlik var. Çünkü her ikisinde de bu bölgeden olmayan bazı uluslararası aktörler, yani büyük güçler diyebileceğimiz Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri bu bölgelerde sahaya inerek bir rol üstlenmeye kalkışmış durumdadırlar. Alanı, boş olan alanı doldurmaya yönelmiş durumdadırlar. Ve ilginçtir, her iki bölgede de Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti birlikte sahaya inerek bu boşluğu başkalarına kaptırmamak için aslında dengeyi sağlamış ve sağlamakta diyebiliriz. Suriye'de de Türkiye Cumhuriyeti yapmış olduğu fiili operasyonlarla bu boşluğu başkalarına aslında kaptırmamış oldu. Bunun ciddi bir takım bedelleri oluyor. Bunu biliyoruz. Türkiye'nin de yanındayız bu konuda, açıkça söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti adına söylüyorum bunu. Ve başsağlığı diliyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne. Öte yandan şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye atmış olduğu adımlarla sahada bu boşluğun sadece Rusya ve sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından doldurulmasına müsaade etmedi. Ki böyle bir durum burada terör örgütlerinin çok faal bir biçimde yer almasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini tehlike altına koymayı ortaya çıkaracaktı. Böyle bir sıkıntı, böyle bir risk yaratacaktı ve yaratıyordu zaten. Dolayısıyla sahada denge sağlandığında Türkiye için burada bir alan açıldı ve uzlaşma noktasına gidildi. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bir uzlaşısı oldu, hem de Rusya Federasyonu'yla. Bu açıdan bakıldığında aslında genel anlamda Doğu Akdeniz'in Doğu Havzası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sahada lisans vererek, sismik araştırma yaparak, kazı yaparak sahada dengenin sağlanmakta olduğunu, Doğu Akdeniz'in Batı Havzası'nda yani Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasıyla sahada dengenin sağlanmaya başlandığını, yani sadece kağıt üzerinde protesto eden konumundan çıkıp sahada ben burada varım, benim olmadığım, benim katılmadığım, benim rızamın olmadığı bir yeni düzen burada kurulamaz mesajıdır aslında bu. Aynı şey aslında Suriye içinde geçerli. Üstelik Suriye ile Doğu Akdeniz arasında ince bir hat ve ince bir bağ da var. O da bu benzerliğin haricinde. Suriye'nin denize bakan kesminin, yani kıyısının kimin tarafından kontrol edileceği Türkiye ile Suriye arasındaki deniz yan sınırının belirlenmesinde çok kritik olacak. Üstelik bu deniz yan sınırı belirlendiğinde denizin içerisinde hangi alana kadar Türkiye'nin ve Suriye'nin deniz yetki alanına sahip olacakları ortaya çıkacak. Bu bölgede çok büyük bir ihtimalle doğal kaynak ve hidrokarbon yatakları var. O nedenle bugün bu bölgeyi kimin kontrol ettiği, sadece güvenlik açısından ve toprak bütünlüğü açısından değil Türkiye'nin, ama aynı zamanda yakın gelecekte bölgedeki kaynaklara ve zenginliklere ulaşmak ve burada Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında var olan nüfuz yarışında alanı
başkalarına bırakmamak anlamında da büyük bir önem taşıyor diye düşünüyorum açıkçası. Enerji açısından bir analiz rica edeceğim sizden. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri ve enerji potansiyeli Suriye konusunu ve Suriye'nin geleceğine yönelik bu güç mücadelesini nasıl etkiliyor? Siz az önce bahsettiniz. Suriye'nin Akdeniz'e kıyısı olan şerit, buradaki kontrol kim tarafından sağlanacak çok önemli dediniz. O şerit Türkiye sınırından güneye doğru Laskiye üzerinden uzanan bir şerit. Esad rejiminin tabanının çok kuvvetli olduğu bir şerit. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğine yönelik konuşmalarda da o bölgenin ayrı bir hassasiyeti var. Bu açıdan baktığınızda enerji kaynakları Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin geleceği meselesi nasıl el ele, nasıl ayrışıyor? Kıbrıs adasından başlayalım istiyorsanız ve Doğu Akdeniz'den. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde atmış olduğu adımlarla 2012'den itibaren aslında baktığınızda Rusya'nın Güney Kıbrıs'taki, Kıbrıs Rum tarafındaki etkisinin nüfuzunu kırmaya başladı. Bunu görmek lazım. 2012'de özellikle Avrupa Birliği'nin de inisiyatifiyle Güney Kıbrıs'ta offshore bankalarda bulunan ağırlıklı olarak Ruslara ait olan hesapların ve ekonomik aktivitenin bir anlamda tıraşlandığı, hesaplardan kesinti yapılarak Rus nüfuzunun kırılmaya başlandığı bir döneme girdik ekonomik anlamda. Ama bunun arkası geldi. Devamında biliyorsunuz Fransız Total şirketi, İtalyan Eni şirketi, Amerikan Exxon şirketi bu bölgede gelip belli bazı sahaları, Rumlar tarafından belirlenmiş olan sahalarda lisans aldılar ve kazı yapmaya başladılar. Bu anlamda Rusya Federasyonu'nu Güney Kıbrıs'tan bir miktar dışlamaya ve itmeye yöneldi Amerika Birleşik Devletleri. Bir diğer önemli gelişme de Güney Kıbrıs'a yönelik olarak var olan silah ambargosunu Amerika Birleşik Devletleri kaldırdı. Ama bu silah ambargosunu kaldırırken iki tane şart koydu Kıbrıslı Rumlara. Birincisi, bundan böyle, yani ben silah ambargosunu size kaldırıyorum ama bundan böyle Rusya Federasyonu'nun savaş gemileri Güney limanlarında ikmal dahi yapamayacaklar. İkinci şart olarak da kara paranın aklanmasına karşı mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacaksınız. Eğer bunu yaparsanız, bu iki şartı yerine getirirseniz, yani Rusya'nın adanın güneyindeki nüfuzunu kırmama yardımcı olursanız, o zaman ben de size silah ambargosunu kaldıracağım şeklinde bir politikayı da yürürlüğe koydu son dönemde. Bunun üzerine üstelik acil müdahale gücü diyebileceğimiz Amerikan askerleri de Güney Kıbrıs'ta bir nevi tatbikat ve faaliyette bulunmaya başladı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim şudur. Doğu Akdeniz bölgesinde ve Kıbrıs'ın önemli bir bölümünde Amerika Rusları doğuya doğru itmekte şu anda. O anlamda bir nüfuz mücadelesi var. Rusya da esasen bu gelişmelerle birlikte Suriye Rusya için daha da fazla önem kazanmakta. O yüzden Rusya'nın bu bölgeden, yani Suriye'den kolay kolay çıkmayacağını, orada etkisini muhafaza etmek için her yolu deneyeceğini düşünüyorum. Bedel ödemeye de hazır olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ilişkiler anlamında söylüyorum bunu. Bu açıdan baktığımızda en başa tekrar dönecek olursam, Doğu Akdeniz'de ne Kıbrıslı Türkler olarak biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz, ne de Türkiye Cumhuriyeti bu alanı sadece iki büyük güç arasındaki bir güç mücadelesi olsun ve birisi burada kontrolü sağlasın şeklinde bu alanı boş bırakamayız. Bu alan son derece önemli çünkü Türkiye'nin batısına baktığınızda, yani kuzeyinden bahsetmeyeceğimiz çünkü orada dondurulmuş bir durum var, ama Türkiye'nin batısında Türkiye'nin stratejik olarak ya da jeostratejik olarak nefes alabileceği bir alan yok aslında. Adaların aidiyeti açısından baktığınızda. Türkiye'nin güneyinde sadece jeopolitik ve jeostratejik olarak bir çıkış yapabileceği, nefes alabileceği bir alan var. Karşısında Kıbrıs Adası var. Kıbrıs Adası'nın bu anlamda öneminin çok daha fazla arttığı aşikardır. Biz de Kıbrıslı Türkler olarak kendi irademizle bu coğrafyada, yani Kıbrıs Adası'nda kendi kimliğimizle bir var olma kavgası veriyoruz. Bu anlamda sadece bunu Kıbrıs'ın kendi içerisindeki gelişmelerle sınırlı tutmak ya da Kıbrıs'ta Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereyle sınırlı tutmak son derece dar bir bakış olur. Bizim Kıbrıs müzakerelerinin haricinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip edecek, Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği halinde deniz yetki alanlarını düzenleyecek, haklarımıza sahip çıkacak bir duruş ortaya koymamızla Kıbrıslı Türkler Doğu Akdeniz'de bölgesel bir aktör olabilir. Önümüzde bu anlamda çok büyük bir fırsat var.
ama aynı zamanda riskler de var. O yüzden bunları çok yakın takip etmek ve Kıbrıs sorununun dışında bir dış politikaya sahip olmak zorundayız. Bu açıdan Türkiye ile çok yakın bir istişare halinde yürümek durumdayız. Evet, yani sadece KKTC dinamikleri olarak değil, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile neler yapılabilir ve buradaki bölgesel denklemde KKTC nereye oturabilir, bunu da konuşmak gerekiyor dediniz. Çok teşekkürler. Bu konu ve bu perspektif eksik, Türkiye'deki analizlerde de eksik. Dolayısıyla dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Siz Güney Kıbrıs'ta Rusların gerek finansal faaliyetleri ve bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan müdahale ya da Güney Kıbrıs'tan beklentiler dahilinde Rusya'nın bir sıkışıklık yaşadığını söylediniz. Bunun Suriye'deki yansımalarına yöneldiniz sonra analizinizde ve dediniz ki adada yaşadığı sıkışıklık onu Suriye sahasına daha da sıkı tutunmasına sebep oluyor Rusya'nın. Akdeniz'in bir de öbür ucu var. Size orayı da soracağım. Türkiye'nin Rusya ile konuşmayı sürdürdüğü, yer yer gergin dinamiklerini de ayakta tuttuğu Libya sahası var. Rusya'nın Libya'daki varlığını nasıl etkiliyor Güney Kıbrıs'ta etki alanının daralması? Ve tabii bu Türkiye açısından nasıl avantajlar ve dezavantajlar sağlıyor? Onu da duymak isterim sizden. Aslında Doğu Akdeniz'in iki havzası var. Batı havzasında Libya ile yapılan bu uzlaşı şu anlamda önemli. Türkiye ile Libya'nın bazı açılardan temel deniz etki alanı tezleri örtüşüyor. Ve bu alanın düzenlenmesi uzunca bir süredir Kıbrıs Rum tarafının bir taraftan Yunanistan'la, diğer taraftan İsrail'le ve Mısır'la anlaşarak batıya yönelik olarak bir İsmet projesi denilen bir projeyle buradaki kaynakları Avrupa piyasasına, enerji piyasasına aktarma düşüncesini bir anlamda kesintiye uğratan bir hamledir Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu mutabakat. Bu açıdan da son derece önemli. Ama çok daha önemli başka bir husus var. Yunanistan'ın temel tezleri uluslararası hukukta çok uyumlu olmasa bile adalara en az ana karalar kadar etki vermeye, deniz yetki alanı vermeye dönük bir duruşu var Yunanistan'ın. Bunu kırmaya dönük bir hamle olması açısından son derece stratejiktir diye düşünüyorum. Üstelik de yakın gelecekte Mısır'ın da çıkarları bu doğrultuda olduğu için çok büyük bir ihtimalle Mısır ile Türkiye bu konularda görüşecek ve Mısır ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın yerini Mısır ile Türkiye arasında deniz yetki alanları bağlamında bir yakınlaşma alacak diye düşünüyorum. Bir başka ifadeyle 2003 yılında örneğin Kıbrıs'ta bütün kapılar kapalıydı. Herhangi bir geçiş kapısı yoktu. Çok sınırlı geçişler söz konusuydu. Ama 2003'ün Nisan ayından hemen önce, bir ay önce sorulsaydı her kim olursa yetkili olan kişilere kimse Kıbrıs'ta kapıların açılacağını, binlerce insanın karşılıklı olarak geçiş yapacağını tahmin edemezdi. Bu bölge çok hızlı bir biçimde değişiyor. Bunun için bu örneği verdim. Dolayısıyla yakın geleceği öngörmek çok mümkün değil. Ama bilmemiz gereken bir şey var. O da dar bir bakışla Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk'üne bu belirsizlikten çıkmak için bir gelecek sağlayamayız. O yüzden daha bir açık vizyonla öngörüleri doğru şekillerde, doğru zeminlere oturtarak Kıbrıs Türk'ünü bu belirsizlikten çıkaracak adımlar atmak durumundayız. Çok teşekkür ediyorum size. Sorularımın bittiği anlamına asla gelmiyor ama maalesef süren bitti. Televizyonunda böyle bir dezavantajı var zaman zaman. Bekliyoruz o zaman. Umuyorum seve seve bunu davet kabul ediyorum ve geleceğim de gelmek de isterim. Çok teşekkür ediyorum tekrar size. Sayın Özersay, sağ olunuz.